enfeksiyonun komplikasyonlarından bahsediyoruz. Çocukta da komplikasyon yapabilir. Erişkin insanda orta kulak iltihabı ya da pnömoni yapabilir akciğer enfeksiyonu. Orta kulak iltihabında zarda yırtıklara varabilen ileri derecede enfeksiyon ilerlerse tahribat yapabilir. Bu nedenle bir kulak burun boğaz uzmanı, KBB uzmanı mutlaka görmeli. Bir bakmalı yani kulağın içine özel yöntemlerle bakıp enfeksiyonun derecesini belirlemeli. Gerekirse zaten antibiyotik tedavisi için bizlerden destek öneri alıyor kendileri. Ya da kendileri de antibiyotik reçeteleyebilirler. Ama çocuğumuz hastalandığında da mutlaka bir çocuk uzmanına, ateşlendiğinde ya da grip olduğundan şüphelendiğimizde çocuk uzmanına götürmemiz gerekiyor. Gene pnömoni dediğimiz başka bir komplikasyon göğüs hastalıkları uzmanına ya da bizlere getirebilirler. Hastalar gelebilirler. Gelebilirler. Bir de şey sorayım. Mesela şeydir. Ateşi vardır. İşte dereceyi koyarsınız. Gerçekten çocuğun ateşi vardır. Ama mesela hani böyle ellerimizle yanağımızı koyarız. Evet, öperiz. Çocuğumuz, öperiz. Ha, ateşin var mı falan diye. Ateş yok. Çocuk buz gibi. Ama bir sıcaklık var çocukta. Gizli ateş mi oluyor? O zaman ne yapılması lazım? Yo, aslında şey yani koltuk altı dediğimiz ateş ölçümü de mutlaka tespit ederiz. Yani eğer ateşi yoksa çocuğun belki bize öyle geliyordur. Hani ortam sıcaklığından kaynaklanan ya da çocuğu çok kat kat giydirmenizden kaynaklanan bir sıcak hissi olabilir. Diyelim ki giydirmedik. Giydirmedik. Ölçmemiz lazım. Koltuk altından ölçmemiz lazım. Ağız içinden ölçülebilir. Rektal yolla ölçülebilir. Ya da kulak özel otomatik makineleri var. Hani bunları edinip işte koltuk altında bulamadık, kulaktan bir ölçelim diyebiliriz. Ya da rektal hani daha doğru, vücut ısısını daha doğru bize gösterir. Rektal yoldan ölçebiliriz. Ama mutlaka dereceyle ölçelim. Yani biz elle dokunarak, öperek ölçtüğümüzde bunlar objektif sevgi, olmuyor. Sevgi evet. Gösterisiyle kişiye göre karşı. Değiştiği için subjektif bir değer oluyor. Objektif değer bizim dereceyle ölçtüğümüz değerdir. Onu da bir yere kaydetmek lazım. Yani işte iki gündür ateşli soruyoruz annelere. Ölçtün mü bilmiyorum. Aslında o iki gündür ateşini her gün ölçse ya da sabah akşam ateş farklılıklarını ölçüp yazsa bilinçli anneler bunu yapmak durumundalar aslında. Bize yol gösterir. Bu çok önemli çünkü ateşin seyri nasıl dalgalı mı seyrediyor? Sabah çıkıyor, akşam çıkmıyor mu? Bunları bir yere not etmek lazım. Bunlar önemli. Bu arada peki şeyi sormak istiyorum. Mesela akıntılar oluyor. Bazen işte boğazımıza doğru burnumuzdan bir akıntı olur. Bu daha çok gripin sonraki safhalarında işte bu bakteriyel enfeksiyonun sinüzit geliştiğinde burundan boğaza tatlı böyle ılık bir akıntı olur. Çok da tatlı değil yani hani his olarak his rahatsız olarak edici rahatsız bir edicidir. Şeydir ama sıcak bir akıntı olur. Bu işte sinüs deliklerinin normalde steril olması gereken sinüs boşluklarındaki o deliklerin mukozanın ödemiyle, şişmesiyle, tıkanması sonucunda sinüs boşluğunda bakteriyel bir enfeksiyon gelişmesi sonucunda olur. Orada sekresyonlar artar ve pürülen bir hale gelir. Yani yapışkan, böyle mukusumsu bir hale gelir. Onlar direne olurlar arkadan. Burun boşluğundan, boğazımızdan aşağıya biz onu yutarız. Yani midemize yutarız. Bu artık gripin son safhaları dediğimiz komplikasyon geliştiği, sinüzite çevirdiği dönemdir. Bu safhada mutlaka antibiyotik tedavisi başlanması lazım. Evet. Hatta bu safha gelişmeden önce belki başlangıcında antibiyotik ama bunu bir hekim, uzman başlamalı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Griple sinüziti karıştırabiliyor muyuz? Yani öyle bir... Yok hayır. Başlangıçta gripal enfeksiyon geçirilir. Bu burun akıntıları falan seroz akıntı dediğimiz normal su renginde akıntılardır. Hani başlangıçta dedik ya hapşırma, öksürme, işte gözlerde yanma akıntı. Burun akıntısı olur ama seröz dediğimiz sıvı şeklindedir. Yani su şeklinde, su rengindedir. Ama bunlar zamanla bu bir haftadan sonra, iki haftadan sonra iki hafta içerisinde sinüzit geliştikten sonra yeşil renge, pürülen renge dönüşmeye başlar. Bu safhada işte antibiyotik tedavisi şarttır. Artık. Her hastada bu gelişmeyebilir. Yani her hastada gelişecek diye bir şey yok ama özellikle belli grupları saydık ya, o grupları başlangıçta biz tedavi edersek virüsler zaten o solunum yollarındaki epiteli hasar vermeden ölmüş olurlar yani. Biz tedavimizde etkili oluruz. Ama viral tahribat çok ne kadar çok olursa bu solunum yolu şeyimizde, epitelimizde üzerine bakterilerin eklenmesi ve bakteri enfeksiyonlarının eklenmesi o kadar çok olacaktır. Genelde benim bildiğim yani sinüzit. Sonradan olur. Yani önce grip geçirilir, grip böyle enfeksiyon üzerine sinüzit gelişebilir. Benim bildiğim yani sinüzitin işte ilk şeyi şu kısımlarda bir ağrıyla diye başlıyor. Ondan sonra ateş, mateş dönüyor. Evet, öyle olur ama o sizin bahsettiğiniz
sadece sinüzittir. Yani hani gripin sonrasında gelişen sinüzit değil. Hı hı. Altta bir kronik sinüzit hastalığı vardır. Onun üzerine bir aktivasyon gelişir. Hani sinüslerde bir tahribat vardır zaten. Herhangi başka bir nedenle ya da geçirilmiş sık gripal enfeksiyon nedeniyle. O gripten bağımsız bir şeydir. Benim bahsetmek istediğim daha çok gripal enfeksiyon sonrasında görülen sinüzit. Peki artık son dakikalara girmek üzereyiz. Bir toparlama yapalım. Ben biraz da son sorumu da soracağım. Ondan sonra bir geniş bir toparlama yaparız. Yetişkinlerin had safhasını sormak istiyorum. Neler yaşayabilirler eğer doktora gidilmezse, kendi içlerinde tedavi yapmaya çalışırsak? Normalde 3 ila 7 günde geçer grip. Hı-hı. Normal sağlıklı bireylerde. Ama bu 2 haftayı, 3 haftayı bulabilir. Öksürük geçmeyebilir. Ateş yüksekliği devam edebilir. Dediğim gibi hırıltılı solunum, işte burun akıntılarında pürülen bir akıntı gelişmesi halinde, sarı yeşil renkte bir akıntısı gelişmesi halinde mutlaka hekime başvurmak lazım. Bu safhada antibiyotik tedavisi başlanması gerekir. Belli özel durumlarda, dediğimiz gibi doğrulanmış grip vakalarında antiviral tedavi dediğimiz tedavi başlangıç aşamasında, ama ilk iki günde, gripin ilk iki gününde başlanılabilir. Riskli gruptaki insanların mutlaka grip mevsimi başlamadan önce aşılanmasını öneriyorum ben. Aşılanmayan kişilerde eğer griple temas ettilerse, grip olan bir insanla, mutlaka bir hekime başvurup bu antiviral ilaçları kemoprofilaksi dediğimiz hastalığa yakalanmamak nedeniyle de kullanabilirler. Ama hekim kontrolünde vermek lazım. Bir doktora başvurmalarını öneririm ben. Peki ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani artık böyle dediğim gibi bir son dakikalara girdik. O zaman reçetemizi verelim mi? Verelim. C vitaminlerinden başlayarak. Doğal yollarla. Özellikle ben doğal sebze ve meyve sağlıklı bireylerde doğal yollarla günlük sebze ve meyve tüketmelerini önereceğim. Bu grip mevsiminde bulaş yollarına yönelik korunma önlemlerini almalarını önereceğim. Kapalı mekanlarda bulunduklarında çok dikkatli olmalarını, işte tokalaştıktan sonra hani ellerin yıkanmasına özen gösterilmesinden bahsedebilirim. Bu gibi önerilerde bulunabilirim. Evet, ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Dediğim gibi son reçetemizi de aldık. C vitaminlerini unutmuyoruz. Bol bol portakal ama abartmadan diyoruz biraz da. Soğuktan amanın kaçınalım. Ve değerli izleyenler, böylece de bir programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle beraber yine bu ekranlarda buluşuncaya dek mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.